Mercan Taner, hoş geldiniz Sözcü ekranlarına. Siz manşeti bugün için, bu akşam için nasıl atarsınız? Tarihi oynanmayacak final diyorum ben. Kesinlikle Benim oynanmayacak. Benim manşetim bu. Kesinlikle oynanmayacak. O, oynanmayacak. Sizin 3. maddeye, söylediğiniz 3. maddeye çok yakınım. Şimdi 11 kişi sahaya çıkacak, bu 19 takımı. O 19 takımı bugün tarihinde ilk defa iki maç birden oynayacak. Giresunspor'la oynadılar ve bu maçtan sonra saat 16.30'da Şanlıurfa'ya hareket edecekler. Daha sonra da sahaya çıkılacak sahaya 11 kişi çıktıktan sonra tabii ki bu e, en yakın ihtimal onu söyleyeyim ben size bir yönetici gelecek e, takım maç başladıktan sonra buyurun diyecek Fenerbahçe U19 takım oyuncularına işte, ikinci dakika olur 3. dakika olur ve bu oyuncuları sahadan çektiğini belirtecek bu zam o zaman da e, gerekli olan şöyle bir olay oluyor takım sahadan çekiliyor ve kararı Futbol Federasyonu alıyor maç 3-0 Galatasaraylı'yı tescil ediliyor ve Süper Kupa finali böylece başlayıp 1,5-2 dakika sürüp sona erecek. Son anda bir değişiklik olmazsa. Peki şimdi Fenerbahçe'nin 2 Nisan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Ali Koç'un bir açıklaması olmuştu. Bizden işte haber bekleyin minvalinde bilet almayın şeklinde. Yeni bir açıklaması oldu mu? O taraftar ne olacak mesela? Oraya gelenler ne olacak? Oraya gelenler kendilerine ayrılan bölümler var taraftarların gelme tabii ki gelmek isteyebilirler bilet almış olabilirler ve tribüne gelmiş olabilirler sadece bu anları seyredecekler e, bu anları yıllar sonra diyecekler ki hani oradaydım öyle evet. bir cümle kurabilirler ben de oradaydım diyebilirler. Ben de oradaydım bu tarihi maç sırasında. Şimdi dün biz bazı gelişmeleri sizlerle konuştuk ama belki denk gelmeyen izleyicilerimiz vardır. O yüzden bir kez daha sormak isterim size. Bir yaptırma olacak mı mesela böyle bir tavrın? Sağdan çekildiği için yöneticiler bazında bir yaptırma olmaz. Yönetici takımı çekiyor. Sadece 3-0'lık bir ilgi. Bunu şu olayla bağlayabilirler. Önümüzdeki sene Türkiye Kupası'na katılmama statüde böyle bir değerlendirme yapılabilir. Zaten Fenerbahçe Kulübü de yaptığı toplantıda şunu belirtmişti. Biz önümüzdeki yıl Türkiye Ziraat Kupası'na katılmayacağız. Bunu şimdiden çalışmalarını yapıyoruz. Tabii ki Ziraat Türkiye Kupası'na katılamayınca bir yıl otomatikman zaten ceza alıyorsunuz. Fenerbahçe'nin amacı iki yıl katılmamaktı. Bunun yolu böylece açılmış olacak. Evet şimdi e, şöyle bir bakayım evet e, peki e, editörüm şöyle bir soru sormuş editörümün sorusunu sizinle paylaşayım. E, spor kamuoyu acaba nasıl etkilenir bu finalden diye? Spor kamuoyunun etkilenmesi e, oynanmayacak bir final olarak tarihe geçecek. Yani hayal edebiliyor musunuz bir e, İngiltere Federasyon Kupası finali e, Kral Kupası finali olarak da değerlendirebiliriz bunu. Liverpool Tottenham maçı var Londra'da tek maç ve Liverpool bu maça çıkmıyor ya da U19 takımını çıkartıp maç başladıktan sonra birinci dakikada o takımı çekiyor. Barcelona Real Madrid İspanya Kral Kupası finali Madrid'de oynanıyor Barcelona U19 takımını getiriyor ve maçın ikinci dakikasında çekiliyor. Bunlar dünyada eşine rastlanmayacak hareketler olarak Akıllarda kalır ve biz bunu bu akşam Türkiye'de yaşayacağız. Peki e, kupa e, bugün verilir mi yoksa başka bir maça mı e, kalır? Sanki öyle bir şey okudum ben e, Ercan Tener e, Galatasaray'a başka, başka bir maç öncesinde verilecek gibi. Başka bir maça kalma ihtimalinin ya yani bir maç öncesine diyelim düzeltelim bunu. Evet. Çünkü e, burada maç bitmiyor. Maçı... E, takım sahadan çekildiği için hakem düdüğünü çalıyor, maçı tatil ediyor. E, maç tatili edildiği zaman e, yönetmeliğe göre bununla ilgili kararı Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu veriyor. Karar büyük bir ihtimalle 3-0 Galatasaraylı'yına tescil edilecek ve kupayı nasıl almak isterse herhangi bir maçın öncesinde lig maçı olabilir. Ya da biz hayır kupayı direkt bize gönderin biz müzeye koyacağız ama ben onu öyle olacağını sanmıyorum. Bir e, karşılaşma öncesinde kupayı e, alacaktır Galatasaray. Evet, şimdi e, Okan Buruk bir açıklama yapmış. Şanlıurfa'da dostluk çağrısında bulunmuş ve demiş ki barışa ihtiyaç var. Ülkemizin barışa ihtiyacı var. E, biz e, havalimanında nasıl bir mutluluk yaşadıysak Fenerbahçe'ye de böyle bir ilgi olacaktı. E, keşke e, gelselerdi, e, tansiyonu ne kadar düşürsek o kadar e, iyiydi. A takımıyla çıksalardı e, şeklinde bir açıklaması var. Evet, evet. Yani, tansiyon şimdi düşmeyecek tabii. E, bununla ilgili bu... Ayın yedisiyle ilgili iki takımla önce herhalde konuşulmuş. Fakat şu unutulmuş bence. Fenerbahçe tur atlarsa Ayın onunda konferans liginde... Olympiakos Fenerbahçe mücadelesi olacak. E, bu aradaki tarih için de tekrar bir erteleme talebi de oldu. Fakat son Trabzonspor maçında yaşananlardan sonra bunun da artık oynanmasının mümkün olamayacağı hatta Fenerbahçe e, ligden çekilme için olağanüstü kongre topladı. Bu gerçi 3 ay sonraki normal kongreye kaldı ama e, ortam bayağı gerildi ve bu yüzden de bu tansiyon artık biraz zor düşer. Evet e Yeni bir mesela bugün şöyle bir bilgi vardı gazetelerde de. Cuma günü galiba bir saldırı oldu değil mi? Galatasaraylı bir yönetici ve 14 yaşındaki kızına Fenerbahçe sonrasında üzüntüsünü açıkladı bu konuyla ilgili. Keşke böyle olmasaydı dendi. Bugüne dair tansiyon düşmeyecek dediniz. bir Yani son yaşadıklarımız da ortada. Biz sizinle hep konuştuk. Akşama güzel şeyler umut ettik ama bambaşka bir tabloyla karşılaştık. Güvenlik önlemleri nasıl olur? Yeni güvenlikler var mı? Daha artırırlar mı? Bence e, olağanüstü güvenlik tedbirleri çoktan alınmış durumdadır e, ve bu konuyla ilgili en azından saha içinde ya da tribünlerde gelebilecek olan belki gel, gelir Fenerbahçe taraftarları olağanüstü bir olay yaşanmasın diye e, çok iyi güvenlik tedbirleri alındığından eminim. Peki. E, çok teşekkür ederim. E, sizin söylemek istediğiniz e, bir şey var mı? E, bir notunuz var mı? Almak isterim tarihi bir tarihi bir cümle alabilirim. <laughs> e, merakla bu akşam neler yaşanacağını bekliyorum saat 21.30'da. Yani şu anda maç oynanmayacak diye konuşuyoruz. Oynanmadıktan sonra da neler yaşanacak? Ya yani başlayacak, ondan sonra bitecek, neler yaşanacak? Büyük bir merakla bekliyorum. Siz evden mi takip edeceksiniz? Evet. Peki. İyi seyirler dileyelim şimdiden. Çok teşekkürler Ercan Taner. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Sağ olun. Ercan Taner bizlerle birlikteydi. Evet bu akşam Süper Kupa var. Önemli bir karşılaşma. Galatasaray ve Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Şanlıurfa 11 Nisan stadyumunda gerçekleşecek bu karşılaşma. Okan Buruk'tan Galatasaray tarafından bir açıklama geldi. Dedi ki kaosa ihtiyacımız yok, barışa ihtiyacımız var, dostluğa ihtiyacımız var. Keşke Fenerbahçe'de A takımıyla karşımıza çıksaydı açıklaması vardı. Galatasaray cephesinde Dursun Özbey aslında siz de U19'la çıkın teklifi gitti ama pek olumlu bakılmadı. Galatasaray cephesi buna çok olumlu bakmadı. Bir ceza gelir mi? Gelmez mi? Bunları konuştuk Ercan Taner'le. Bakalım maç kadar, tarihi bir maç olacak. İlginç bir maç olacak. Birazcık karşılaşma olacak. Maç kadar aslında oynanmayacağı düşünülüyor. Sonrası da çok önemli. Bakalım sonrasında ne gibi olaylar olacak. Ekstra güvenlik önlemleri olacağını e, duyduk Ercan Taner'den. Peki